Suudi Arabistan, şimdiye kadarki en büyük ve en absürt mega proje için planlarını açıkladı. Veliaht Prens Muhammed bin Salman, dağlar ve çöl arazileri boyunca 170 kilometre uzanan 500 metre yüksekliğinde iki paralel gökdelen inşa etmek istiyor. Proje Mirror Line olarak isimlendiriliyor ve bunu gerçeğe dönüştürmek yan yana iki kez 2000 Özgürlük Kulesi inşa etmeye benziyor. Dünyada şimdiye kadar sadece 12 gökdelen 500 metrelik yükseklik bariyerini geçtiğinden bunlardan 4000 tanesini aynı anda ve aynı yerde inşa etmek kulağa oldukça gülünç geliyor. Peki Suudi Arabistan neden bu kadar çılgın bir projeyi açıkladı? Gerçekten başarabilirler mi? Yoksa sadece dünya çapında dikkat çekmeye mi çalışıyorlar? Dünyada çok az ülke Suudi Arabistan kadar iddialı bir dönüşüm planına sahip olduğunu iddia edebilir. ...2016 yılında krallık, ülkenin petrole bağımlılığını azaltacak ve ekonomiyi turizm, teknoloji ve diğer sektörlere kaydıracak bir çeşitlendirme planı olan Vision 2030'u duyurdu. O zamandan beri yeni gelecek anlamına gelen NEOM adlı bir ana plan ortaya çıkardılar. Şu anda 3 büyük mega projeden oluşan NEOM, fütüristik bir akıllı şehir olacak. İlk proje, Kızıldeniz'den geçen nakliye rotaları için bir liman görevi görecek olan Oksagon adlı yüzer, 8 kenarlı bir sanayi kompleksi. Ayrıca şehir, Arap Yarımadası'nda tüm yıl boyunca eğlence ve etkinliklerin gerçekleşmesi gereken Trojene adlı büyük bir açık hava kayak merkezine sahip olacak. Ancak bu planların hiçbiri Ocak 2021'de ilk kez duyurulan Mirror Line kadar abartılı değil. Bu meşhur line'ın detayları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve bu projeye delice demek yetersiz kalır. Peki ama Mirror Line gerçekten ne? Mirror Line, 170 kilometrelik çöl arazisinde birbirine paralel konumlandırılacak 500 metre yüksekliğindeki iki binadan oluşuyor. Bu paralel yapılar, 9 milyon nüfuslu bir şehre ev sahipliği yapmak için aynalı dış cepheye ve aralarında sadece 200 metrelik bir alana sahip olacak. Doğrusal yapıdaki şehir, Kızıldeniz'deki Akabe Körfezi kıyısında başlayacak, dağları ve çöl arazilerine geçerek ülkeye ulaşacak. İki aynalı cephe, yürüyüş yollarıyla birbirine bağlanacak. İç mekanların çoğu dikey olarak inşa edilecek ve üst üste halka açık parklar, ofisler ve evler içerecek. Yani temelde bu çılgın şehrin planı normal bir şehrin altyapısını dikey olarak üst üste inşa edilmiş hali gibi olacak. Ama sadece bu değil, şehrin amacı %100 sürdürülebilir olmak ve en modern teknolojiye sahip olmak. İçeride yaşayanlar 500 metre yüksekliğindeki duvarlara entegre edilen dikey tarımla beslenecek. Bunun yanı sıra yapıda yatlar için bir marina ve yerden 305 metre yüksekliğe kadar inşa edilmiş bir stadyum da yer alacak. Peki ama böylesine çılgın bir şehri inşa etmek mümkün mü, yoksa unutulup gidecek mi? Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Mirror Line'ı medeniyette bir devrim olarak nitelendiriyor. Ancak Mirror Line daha çok bir kurgu kitaptan doğrudan hayata geçecek devasa bir harikalar diyarı gibi görünüyor. Suudi Arabistan 2030 yılına kadar bir kısmını inşa etmek ve 1 milyondan fazla kiracıyı buraya yerleştirmek istiyor. Bununla birlikte insanlık en zorlu arazilerde bazı devasa yapılar inşa ederken Mirror Line çok az zamanda çok fazla şey vaat ediyor. Suudi Arabistan'ın olağanüstü gökdelenleri inşa etme konusundaki en son sicili de harika değil. Örneğin dünyanın en yüksek binası olması beklenen Cidde Kulesi hala bitmedi ve şu ana kadar başlangıçta önerilen yüksekliğin yalnızca 3'te 1'ine ulaştı. Öte yandan Suudi Arabistan, dünyanın en yüksek 4. gökdelenine ev sahipliği yapıyor. Mirror Line, tarihte yapılmış hiçbir şeye benzemiyor. Belki 60 sene önce yapılması planlanan Illinois ile karşılaştırılabilir. Bu binanın 1 mil yüksekliğinde olması gerekiyordu ki bu o zamanlar çılgıncaydı. Tıpkı Illinois gibi Mirror Line'da yalnızca kağıt üzerinde veya 3D render ve pazarlama videolarıyla sınırlı kalabilir. Ancak bu sefer tüm dünya izliyor ve yaklaşık 50 milyon kişi şimdiden fragmanlarından birini izledi bile. Peki vaatler büyük olasılıkla yerine getirilemeyecekken Suudi Arabistan neden bu kadar olağanüstü bir şey teklif ediyor?
Muhammed bin Salman, ülkenin işlerini devraldığından beri Suudi Arabistan imajını yeniden markalama yolunda ilerliyor. Mirrorline gibi projeler bu yeniden markalaşma çabasının bir parçası ve uluslararası ilgiyi çekmesi garanti. Suudi Arabistan sunacak çok şey olan bir ülke olarak görülmek istiyor ve ekonomisini turizme doğru çeşitlendirmek istiyor. Ancak şu anda ülkeye gelen çoğu ziyaretçi hac seyahati yapıyor. Mirrorline gibi manşetlere konu olan haberlerle Suudi Arabistan, uluslararası toplumda farklı bir şekilde görülmek istiyor. Proje, Orta Doğu'nun en büyük mega projelerinden bazılarıyla karşılaştıran ve Mirrorline'ı benim piramitlerim olarak gören Veliaht Prens Muhammed bin Salman için de kişisel olarak önem taşıyor. Neom'un Suudi Arabistan'ın kendi mimari simgesi olması bekleniyor ve ortasında inanılmaz bir proje duyurulması beklenti yaratacak. Buna ek olarak web sitesi Neom'un yeni bir geleceğin nasıl görünebileceğine dair bir vizyon olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla alternatif şehir yapıları ve modern ulaşım konseptleri için bir araştırma projesi olarak da görülebilir. Mirrorline'ın duyurulmasıyla Suudi Arabistan uluslararası ilgiyi başarıyla kazandı. Ancak çoğu yanıt olumlu olmamış. Birçok soru cevapsız kalıyor. %100 sürdürülebilir ulaşım sistemi ve sıfır emisyonlu bir şehir inşa etmek istiyorlar. Ancak böyle bir şeyi inşa etmenin geride bırakacağı devasa karbon ayak izinden söz edilmiyor. New South Wales Üniversitesi'nin tahminlerine göre The Line'ın inşası 2 milyar tona yakın karbondioksit salacak. Bu da Birleşik Krallık'taki tüm karbondioksit emisyonlarının 4 yıldan fazlasına tekabül ediyor. Bu muazzam inşaat emisyonları düşünüldüğünde karbonsuz bir şehir yaratma vaadi pek inandırıcı gelmiyor. Ayrıca eleştirmenler Suudi Arabistan'ın insan hakları siciline de dikkat çekiyorlar ve şimdiden Suudi Arabistan'ın planlarının insani maliyetlerini hesaplıyorlar. Bölgede yüzlerce yıldır kasaba ve köylerde yaşayan birkaç yerli kabile var. Yapılan araştırmalara göre Neom'a yer açmak için yerinden edilecek yaklaşık 20 bin kişi var. Suudi güvenlik güçleri ayrıca projeyi protesto eden en az bir protestocuya ateş ederek öldürmekle suçlanıyorlar. Ülke ayrıca göçmen işçilerin yaygın şekilde suistimal edilmesine yol açan etkili çalışma reformlarını değiştirmekte başarısız oldu ve şimdiye kadar yetkililer bu sorunla başa çıkmak için hiçbir yol haritası belirlemediler. İnsan hakları sicilinin başarısız olması, trilyon dolarlık mega proje için fon toplamasında engeller yaratacak. Planlamacılar yabancı yatırımcıları çekmeyi umuyorlardı. Ancak ülke Batı dünyası tarafından büyük ölçüde boykot ediliyor ve ekonomik ortaklıklar direnişle karşılanıyor. Parayı alsalar bile Neom ve Mirrorline için bazı planlar gerçeğe dönüşemeyecek kadar karmaşık. Çoğu kişi projenin gerçekteki haliyle reklamı yapılanki halinin çok farklı görüneceğine inanıyor. Şimdiye kadar gördüklerimize göre Suudi Arabistan son zamanlardaki iddialarının çoğunu gerçeğe dönüştürecek türden bir uzmanlığa sahip değil. Dış yardımla bile Mirrorline projesinin maliyeti önümüzdeki birkaç on yılda tamamlanamayacak kadar büyük. Mirrorline ile alakalı sorulması gereken bir diğer önemli soru da insanların böyle bir yerde yaşamak isteyip istemeyecekleri. Şimdilik Mirrorline'ı farklı yaşam biçimleri için bir konsept fikir olarak görüyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse proje çok büyük ölçekti ve bahsedilen insan hakları ihlalleri ve fizibilite gibi birçok sorunla karşı karşıya. Şimdilik imkansız bir başarı olmaya devam ediyor ve bu fütürist planlardan bazılarını Suudi Arabistan'ın hali hazırda var olan şehirlerine entegre etmek daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Peki siz Mirrorline hakkında ne düşünüyorsunuz? İnşa edilebilir mi yoksa bir bilim kurgu fantezisi olarak kalır mı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.